Fizik 801 Klasik Mekanik 5. ders. Bugün düzgün dairesel hareket olarak adlandırdığımız hareketi tartışacağız. Düzgün dairesel hareket nedir? Cisim bir çember etrafında dolanmaktadır. R yarıçapına sahip ve cisim buradadır. Bu hız dik bir vektör ve bir süre sonra cisim burada olduğu zaman hızı değişmiştir. Fakat sürat değişmemiştir. Periyot olarak adlandırdığımız T'den bahsedeceğiz. Tabii ki saniye birimindedir bir tur dolanmak için geçen zamandır. Saniye başına dönmelerin sayısı olarak adlandırdığımız frekans F'den bahsedeceğiz. Ve böylece birimi ya saniye üzeri eksi bir ya da çoğu fizikçiler onu hertz olarak adlandırırlar. Ve böylece frekans 1 bölü T'dir. Ayrıca açısal hızdan omega'dan bahsedeceğiz. Açısal hız saniye başına ne kadar metre değil, ne kadar radyan anlamına gelir. Bir daire çevresinde 2 pi radyan olduğu için tam bir dairede bir defa dolanması T saniye alacaktır ve hemen Omega'nın 2 pi bölü t'ye eşit olacağı oldukça açıktır. Bu sizlerin hatırlamanızı istediğim bir eşitliktir. Omega 2 pi bölü t'ye eşittir. 2 pi radyan ve büyük t saniye. Şüphesiz hız yani v, dairenin çevresi 2 pi r'e, bölü bir defa dolanması için geçen zamandır. Fakat 2 pi bölü t omega olduğu için bunu omega r olarak yazabiliriz. Ve bu da hatırlamanızı istediğim bir eşitliktir. Bu iki eşitliği gerçekten hatırlamak isteyeceksiniz. Sürat değişmiyor. Fakat hız vektörü değişmektedir. Dolayısıyla ivme olmalıdır. Bunun tartışması bile olmaz. İvmenin ne olması gerektiğini büyüklük, ve yön açısından türetebilirsiniz. Türetilmesi yaklaşık 5-6 dakika alır. Kitabınızda bulabilirsiniz. Türetilmesinden ziyade daha çok fiziği hakkında konuşma yapabileyim diye sizlere sonuçları vermeye karar verdim. Kitaptan okuyabilirsiniz. Hız vektöründe değişiklik yapmak için gerekli olan bu ime her zaman dairenin merkezine yöneliktir. Biz bunu merkezcil ivme olarak adlandırıyoruz. Merkeze doğru yöneliktir. Bir vektördür. Ve merkezcil ivmenin büyüklüğü v kare bölü r'ye eşittir. Ve böylece aynı zamanda omega kare r'dir. Şimdi 3 eşitliğimiz var ve bu üç eşitlik hatırlamak isteyeceğiniz yegane eşitliklerdir. Basit bir örnek verebiliriz. Havayı istediğiniz tarafa, içeriye ya da dışarıya veren pervaneli bir elektrikli süpürgemiz olsun. Bu elektrikli süpürgenin pervanesinin yaklaşık 10 cm yarıçapına sahip olduğunu ve dakikada 600 devir yaptığını yani 600 RPM olduğunu varsayalım. 600 RPM'yi frekansa yani F'ye çevirecek olursak yaklaşık 10 Hz eder. Ve bunu da periyoda çevirirsek yaklaşık 1 bölü 10 saniye eder. Bu durumda 2 pi bölü t olan omega açısal hızı yaklaşık 63 radyan bölü saniyedir. Ve omega r'ye eşit olan v hızı yaklaşık 6,3 metre bölü saniyedir. Merkezcil ilme benim amacım gerçekten bunu bulmaktır. Merkezcil ilme omega kare r'dir. Eğer isterseniz v kare bölü r'yi d alabilirsiniz. Elbette aynı cevabı elde edersiniz. Ve bunun yaklaşık 400 metre bölü saniye kare olduğunu bulacaksınız. Ve bu oldukça büyüktür. Yani yer çekimi ivmesinin 40 katıdır. Bu olağanüstü bir ivmedir. Basit bir elektrik süpürgesinde. İvmenin merkez için ivmenin r ile lineer değiştiğine dikkat edin. R ile ters orantılı olduğunu düşünmeyin. Bu bir hatadır. Çünkü V'nin kendisi R'nin bir fonksiyonudur. Eğer burada otursaydınız bu durumda hızınız küçük olurdu. Tüm hareket boyunca omega aynı olacağı için gerçekten bu eşitliğe bakmak zorundasınız ve merkezcil iğmenin R ile orantılı olduğunu görmektesiniz. Eğer bu dönen bir disk ve siz de bu diskin merkezindeydiyseniz merkezcil iğmenin sıfır olurdu ve dışarıya doğru yürüdükçe merkezcil ivmeniz artacaktır. İme bir şeylerden kaynaklanmalıdır. Karşılıksız hiçbir şey yoktur. Bu hızın değişiminden sorumlu olan bir şeyler olmalıdır. Ve bu ya itme ya da çekme olarak adlandıracağım bir şeydir. Bir sonraki derste Newton'un kanunlarını anlattığımız zaman kuvvet kelimesinden bahsedeceğiz. Bugün sadece itme ve çekme kelimelerini ele alacağız. Yani bir çekme veya itme olmalıdır. Bunun bir dönem masa olduğunu ve sizin de bu dönem masanın üzerinde burada bir sandalyede oturduğunuzu düşünün. Omega açısal hiziyle dönüyor ve sizin merkezi olan mesafenizin küçük R olduğunu söyleyelim. Bu sandalyede oturuyorsanız kaçınılmaz olarak merkezcil yemeği hissedersiniz. AC merkezcil ivmesi omega kare çarpı R'dir. Bu nereden kaynaklanmaktadır? Eğer koltuğunuz bu dönem masaya vidalanmış ise bu durumda aranızda bir itme hissedeceksiniz. Bu şeyin üstünde oturuyorsunuz, dönüyorsunuz ve koltuğun size arkanızdan ittiğini hissedeceksiniz bir itme hissedeceksiniz ve bu dışarıya doğru bir itmedir. Evet, şimdi bunu kırmızı tebeşirle çizeyim. Ya arkanızdan bir itme hissediyorsunuz, görünürde bu itme iğme için gereklidir. Alternatif olarak önünüzde bir çubuk olduğunu varsayın. Bir sandalyede oturmuyorsunuz. Arkanızda bir ritme olmuyor fakat çubuğa tutunuyorsunuz ve şimdi çubuğu tutarak dönebilirsiniz. Şimdi çubuk sizi aynı doğrultuda çekmektedir. Yani şimdi sizi birisinin çektiğini söyleyebilirsiniz. İster çekme olsun ister itme bu ikisinden herhangi biri dönen masa üzerinde sabit sürat ile bir dairesel yörüngede dönmeniz için gereklidir. Şimdi bizim hiçbir bilimsel altyapıya sahip olmayan insanlara sorduğumuz klasik soru geliyor. Eğer bu şekilde dönüyorsan ve bu hareketi yapmak için bir şey sizi itiyor veya çekiyor ise aniden bu itmeyi bıraktığınızı farz edin. Çekme artık yok. Şşt. Şimdi dönen masa üzerinde oturan kişinin hareketi nasıldır? Ve bilim adamı olmayan pek çok kişi böyle hareket ettiğini söylerler. Bu sizin bir tür sezginizin söylediğidir. Bir dairenin etrafında dönüyorsun ve aniden itme veya çekme kesiliyor ve kesinlikle bir spiral yörüngede dönüyorsun. Fakat durum böyle değildir. Eğer böyle bir şey olursa ne olur? Bu durumda hız, bu yönde ve itme ya da çekmeden kurtuluyorsunuz ve bu yönde dışarıya doğru fırlayacaksınız. Ve yer çekiminin olmasına ya da olmamasına bağlı olarak bir değişiklik olacaktır. Eğer yer çekimi kuvveti olmasaydı sadece bu at boyunca böyle ilerlemeye devam edecektiniz ve bu çılgın spiral hareketi yapmayacaksınız. Burada döndürebileceğimiz bir diskimiz var ve diskin ucunda küçük bir top var. Bu top diske bir ip ile tutturulmuş. Şimdi bu düşey düzlemdedir ve bu omega açısal hızıyla dönecektir. Ve burada bir ipimiz var ve bu ip topa tutturulmuştur ve tüm sistem birlikte dönmektedir. Ve bu anda bu şekilde bir hıza sahiptir. Ve bu nedenle tartışması bile olmaksızın omega kare R büyüklüğünde bir merkezi ivme vardır. İsterseniz V kare bölü R olarak da alabilirsiniz. Şimdi buradan kesiyorum. Yani bu itme veya çekmeyi kaldırmanız gibidir. Buradaki ip bu topa çekme vermektedir. Bu top ipten bir çekme hissediyor ve bu çekme ona merkezcil iğme sağlıyor. İpi kesiyorsunuz ve çekme artık yok. Ve cisim uzaklaşacaktır. Eğer burada yer çekimi varsa bu ders salonunda olduğu gibi bir parabol hareketi yapacaktır ve hareketi burada son bulacaktır. Eğer ipi tam olarak buradayken kesecek olursam, tabii bundan sonra yukarıya doğru düz bir hat boyunca gidecek ve yer çekimi ona etkileyecektir. Bir noktada duracak ve geri gelecektir. Gerçekten düz bir hat boyunca ilerleyecektir. Fakat açıkça çoğu insanın düşündüğü gibi bir girdap şeklinde hareket etmeyeceğini göreceksiniz. Sadece gidecek şşt, şşt ve geri gelecek. Haydi buna bir bakalım. İşte top burada. İp bunun gerisindedir ve ipi görmezsiniz. Onu döndüreceğim. Belli bir hıza gelebilmesi için bekleyeceğim. Ve burada arkada duran, sizi yine göremeyeceğiniz bir bıçağa bastığım zaman ipi kesecek. Ve top şşt, yukarı gidecektir. Bunun için hazır mısınız? Hazır olduğunuzdan emin olun. 3, 2, 1, 0. Oh, bu çok yüksek oldu. Görüyorsunuz ki böyle bir hareket yok. Sadece gitmiş olduğu yönde hareketleri devam etti. Onu doğrusal olarak yukarı yönde attığım için parabol hareketi yapamadım. İp, dönen disk ve top arasında bağlantıyı oluşturur ve bu yüzden çekme merkezcil iğmeyi oluşturmaktadır. Şimdi gezegenleri düşünelim. Gezegenler güneşin etrafında döner. Hiçbir ip yoktur. Bu durumda kim itiyor? Kim çekiyor? Fakat çekimin olması gerektiği açıktır. Gezegenleri çeken güneş olmalıdır. Gezegenlerin yörüngelerinin tam dairesel olmadığını ve bu yüzden gerçekten düzgün dairesel dönme yapmadıklarının farkındayım. Yörüngeleri birkaç hafta içinde detaylı olarak ele alacağız. Dairesel yörüngeleri ve eliptik yörüngeleri. Onlar hakkında biraz bilgi sahibi olalım diye yörüngelerin yaklaşık dairesel olduğunu farz edelim. Ve şimdi sizler kitabınıza bakabilirsiniz. Ben sizin için baktım. Hatta sizin ilk sürüm kitaplarınızda bile gezegenlerin güneşi olan ortalama mesafesinin ne olduğuna ve güneş etrafında dönme periyotlarının ne olduğuna bakabilirsiniz. Tüm gezegenler için güneş etrafında dolanma zamanları aynı değildir. Gezegenler dönen bir masaya bağlı değillerdir. Dönen bir masa üzerinde bir insan her yerde aynı zaman içerisinde dolanacaktır. Bunun gezegenler için doğru olmadığını biliyoruz. Dünyanın güneş etrafında dolanması bir yıl sürer. Jüpiter'in güneş etrafında dolanması 12 yıl alır. Bu yüzden tüm gezegenler için Omega'nın aynı olduğunu düşünmek gibi bir hata yapmayın. Bu doğru değil. Bu yüzden çeşitli gezegenlere olan ortalama uzaklıklara bakıyorum. Uzaklıkların milyonlarca kilometre olduğunu göreceksiniz. Merkür'ün Plüton'a kıyasla yaklaşın 100 kat daha yakın olduğuna dikkat edin. Bu arada bu webde var. Bu yüzden yazmanıza gerek yok. Bunu 801 dersinin ana sayfasında bulabilirsiniz. Daha sonra bunların güneş etrafında dolanmaların ne kadar yıl aldığına baktım. Jüpiter için 12 yıl, Dünya için 1 yıl ve tüm diğer değerlere baktım. Daha sonra periyotları bildiğim için omegaları hesaplayabilirim. Omega 2 pi bölü t'dir. Böylece omegayı bulurum. Ve daha sonra omeganın karesini güneşe olan ortalama uzaklık ile çarparak merkezi ilmeği bulurum. Böylece gezegenler bu çılgın birimler cinsinden merkezi ilmeğe maruz kalmaktadırlar. Fakat birimler burada kimin umurunda? Plüton'dan 100 kat daha yakın olan Merkür'ün 10.000 kat daha büyük merkezcil iğmeye sahip olduğuna dikkat edin. 100 kere daha yakın ve 10.000 kere daha büyük merkezcil iğmeye sahip. Yaptığım şey merkezcil iğmeye karşılık güneşi olan ortalama uzaklığın verilerini çizmek oldu. Ve bunu logaritmik logaritmik kağıda yaptım ve hemen dikkati çeken, tüm noktalar için oldukça dikkat çekici olan, bütün gezegenler için bunları yaptığımda gezegenler doğrusal bir çizgi üzerinde yer almaktadır. Bu çizginin eğimi nedir? Evet, birçok eğimi denedim ve eğimin neredeyse eksi ikiye oldukça yakın olduğunu buldum. İşte burada eksi 2 eğimi görülmekte. Bunu üzerine getirebilirim ve çakışmanın kesinlikle harika uyduğuna dikkat edin. Bundan dolayı çekimin sonucu olan merkezcil e iğmenin 1 bölü R kare ile uyuştuğu sonucundan kaçamazsınız. Bunu fizikte 1 bölü r kare kanun olarak adlandırırız. Ve bu nedenle yer çekiminin etkisi 1 bölü r kare ile azalmalıdır. Yani Plüton-Merkür karşılaştırmasında olduğu gibi 100 kat daha uzakta iseniz bu durumda yer çekiminden kaynaklanan merkezcil iğme 10 bin kez daha küçüktür. Ve ileride yer çekimi hakkında çok şey öğreneceğiz. Şimdilik burada bırakalım. Eğer Güneş'i uzaklaştırsaydınız, aynen çekmeye sebep olan ipi kesme durumu gibi bu durumda gezegenlerin sadece düz bir çizgi boyunca uzaklaştığını görürdünüz. Gitmeye devam ederlerdi. Artık onları çekecek hiçbir şey olmazdı. Şimdi döndüreceğimiz cisme bakalım. döndüreceğim bir cam tüp ve içerisinde de bir bilye var. Cam tüp oldukça pürüzsüz. Cam tüpün burada. Bilye burada. Bu yönde belli bir omega açısal hızı ile döndüreceğim. Ve ekseni tahta düzlemine diktir. Ve buradaki bilye bu anda bu şekilde bir hıza sahiptir. Ve cam oldukça pürüzsüz ve bilye de oldukça pürüzsüz. Cam bilyeyi ne itebilir ne de çekebilir. Bilyenin bu yönde bu şekilde dönebilmesi için bir merkezcil iğme ihtiyacı olduğu için bilye her şeyi göze almıştır. Fakat bu merkezcilliği sağlayacak hiçbir şey yoktur. Bu durumda Bilye, Güneş'in uzaklaştırılması halinde gezegenlerin yapacağının aynısını yapacaktır. Bilye, gittiği yöndeki gitmesine devam edecektir. Tüp burada olana kadar Bilye burada ve tüp burada olana kadar Bilye buradadır. Bu yüzden Bilye kenar doğru gidecek yolu bulacaktır. Ve tabii ki bu santrifüj olayının çalışmasının temel prensibidir. Büyük annem harika bir kadındı ve hatırlıyorum o bu tür fantastik fikirlere sahipti. Marul'u kullandığı zaman marul kurulamak için hiçbir iyi yöntemimiz yoktu. Marul'u alırdım ve kağıt havluyla böyle böyle yapardım. Büyük annemin kendine özgü bir yöntemi vardı. Süzgeci alırdı. Ve tabii ki öncelikle marulu yıkayacağız. Ben bir kez yıkardım. Büyük annem üç kez yıkardı. Fakat büyük annelerimiz bunun için vardır. İşte marul burada. Bizler aynı zamanda ıspanağa da düşkünüz. Bu yüzden biraz ıspanak ekleyelim. Onu da yıkayacağız. İşte ıspanak. Daha sonra onların üstünü örtmek için bir şeyler alırdı. Belki biraz streç film veya başka bir şey. Üzerine koyuyoruz ve bu filmin orada durması için etrafına bir plastik bant geçiriyoruz. Ve şimdi yapacağı şey onu etrafında döndürmektir. Ve bu durumda su aynen bu bilyeler gibidir. Su kenara doğru gidecektir. Fakat delikler olduğu için su dışarıya çıkacaktır. Büyük annemiz iyi değil mi? Tamam. Sizlere bir gösteri yapacağım şimdi. Dikkatli olun. Ders notlarınızın üstüne biraz su sıçrayabilir. Sizlere bunun arkasındaki temel düşüncenin epeyce ilginç bir fikir olduğunu göstereceğim. Bu arada büyük annem dışarı çıkar ve bunu dışarıda yapardı. Benim başka seçeneğim yok. Bu yüzden burada yapacağım. E işte başlıyoruz. Gördünüz mü? İşte kurutma yöntemi bu. Oh. Manyetik mi kaybettim. Bu süreç içinde bir ayrıntıdır. Şimdi kuru, temiz ve güzel marulu elde ederiz. Bu 801 dersinin işe yaradığını göstermektedir ve bu santrifij olayının ilkel bir versiyonudur. Herhangi bir medikalden satın alabileceğiniz bu şey son zamanlarda maalesef babaannemin yöntemini yerine almıştır. İşte burada bir tane var. Hmm. Çok sıkıcı. Çok gözden düşmüş. Salatayı buraya koyup tek yapmanız gereken şey döndürmek ve o kurutur. Bir santifiş olayı. Bu aslında büyük annemin keşfinin oldukça gelişmiş yüksek teknolojik bir versiyonudur ve neredeyse hiçbir zaman heyecan verici değildir. Gerçekten romantizmin günleri artık bitti. Maalesef öyle. Şimdi bir tarafta dönme ve diğer tarafta da merkezcil imge arasında bir ilişki kuracağım. Merkezcil imge ve hissedilen yer çekimi arasında bir ilişki kuracağım. yer çekimini hissedeceğiniz bir yöntem. Sizleri çeşitli pozisyonlara sokacağım ve daha sonra sizlere yer çekimin yönünü soracağım. Sizler için yapay yer çekimi oluşturacağım. Ve ilk olarak şunları yapalım. İlk olarak sizi bir iple asıyorum. İşte böyle. Ve sizlere itmemi Yoksa çekme mi hissettiğinizi soracağım. Ve siz evet bir çekme hissediyorum diyeceksiniz. Ve siz bu yönde bir çekme hissedeceksiniz. Ve böylece şimdi de yer çekimini hangi yönde algıladığınızı soracağım. Ve siz deli olduğumu düşüneceksiniz. Bu durumda haklısınız fakat yine de yer çekimi bu yöndedir diyeceksiniz. Çekmenin ters yönündedir. Tamam, şimdiye kadar her şey yolunda. Şimdi sizleri yere ayakta duracak şekilde koyuyorum. Ve sizlere bir çekme mi veya bir itme mi hissediyorsunuz diye soruyorum. Ve siz bir itme hissediyorum diyeceksiniz. Yerden yukarıya doğru bir itme hissederim. Ve sizlere hangi yönde yer çekimini algılıyorsunuz diye soruyorum. Ve sizler de aman sıkıcı olmayayım diyorsunuz. Yer çekimi bu yöndedir. Ve daima bana yer çekiminin ister itme olsun, ister çekme olsun bunların ters yönde olduğunu söyleyeceğinizin farkına varın. Tamam. Şimdi sizlere karşı biraz daha sert olacağım. Şimdi sizleri sanki bir elma gibi bir ipin etrafında döndüreceğim. Ve bunu sizinle yapacağım. Sizler elmanın sonundasınız. Hayır, Sizler elma olacaksınız. Sonunda değil. Sizler ipin ucundasınız. Siz elmasınız. İşte burada. İşte sizi zavallılar. <laughs> Ve size bir itme mi veya bir çekme mi hissediyorsunuz diye soruyorum. Ve siz evet bir çekme hissediyorum diyorsunuz. Güzel. Hangi yönde? Bu yönde bir çekme hissediyorum diyorsunuz. Şimdi size yer çekimini hangi yönde hissediyorsunuz diye soruyorum. Ve siz çekmenin tersi yönünde diyorsunuz. Yani bu durumda yer çekimini sizler için oldukça gerçek olan bu yönde hissediyorsunuz. Şimdi bu özel durumda yön zamanla sürekli değiştiği için, sizleri döndürdüğüm için tabii ki başınızın döndüğünü hissedeceksiniz. Fakat bu bir ayrıntıdır. Siz buradayken yer çekimini bu yönde hissedeceksiniz ve buradayken ise şu yönde hissedeceksiniz. Yani sizler çekmenin ters yönünde bir yer çekimi hissedeceksiniz. Ve sizleri ne kadar hızlı döndürürsem o kadar daha büyük çekme hissedeceksiniz. Bundan dolayı hissedeceğiniz yer çekimi daha büyük olacaktır. Bir marangoz bir çekili kullanır ve marangoz çekili sadece bu şekilde tutar. Çekme bu yöndedir ve böylece marangoz tamam hissedilen yer çekiminin bu yönde olduğunu söyler. Bu durumda marangoz haklı gibi görünüyor. Yer çekim bu yöndedir. Fakat bu da aynı fikirdir. Çekil yer çekiminin yönünü bulmak için kullanılıyor. Burada gördüğünüzü bunu yer çekimini bulmak için bir çekil olarak düşünün. Yer çekiminin yönünü bulmak için kullanılan bir çekil olarak. Şimdi siz dış uzaydasınız. Kaptan Körk'e oynayacaksınız. Ve siz yer çekiminin olmadığı bir yerde uzay istasyonunun içindesiniz. Bu yüzden sizler için biraz yer çekimi oluşturacağız. Biz biraz yapay yer çekimi oluşturacağız. Böylece bu sizin uzay istasyonunuz olsun. Çok büyük, yaklaşık 100 metre yarıçaplı bir teker gibi olsun. Bunu sizler için çok süslü yapacağız. Buradaki gibi çevresinde bazı koridorlar yapacağız. Bunu çok ilginç bir uzay istasyonu yapacağız. Bunun gibi ve bunun gibi. Ve omega açısal hızı ile eksen etrafında dönmektedir. Siz buradasınız. İşte burada. Dönüyorsunuz. Bu yüzden belli bir hızıyla dönüyorsunuz. Tartışmasız bir şekilde. Bu V hızı omega çarpı R'ye eşittir. Ve sizi merkeze doğru bir merkezcil ilmenin etkilemesi gerekir. Bunun tartışması bile olmaz. Bu ilmeği nereden elde ettiniz? Kaynağı ne? E, eh, zemin. Bu sizi zemininiz. Ve sizi itiyor. Bu zemini şimdi beni itmesi gibi oldukça basit. Bu zemin itiyor. Bunda bir yanlış yok. Düşmüyorum. Ve böylece size hangi yönde yer çekimini algılıyorsunuz diye soruyorum. Ve sizler yer çekiminin yönünü sizler için gerçek olması gerektiği gibi budur diyorsunuz. Başka birisi şurada duruyor. Eğer bu kişiye yer çekiminin yönünde olduğunu sorarsam Bu kişinin düşüncesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle doğrusal olarak dışarıya doğru. Zemindeki itmenin tersine doğru. Şimdi, dünya üzerindeki çekim ivmesine benzemesi için bu uzay aracını ne kadar hızla döndürmek zorunda olduğumuzu hesaplayabiliriz. Ki bu çekim ivmesi 9,8 metre bölü saniye karedir. Sadece biraz yuvarlayarak 10 olarak kabul edelim. Yani bu koridor etrafında yürüyen insanların omega kare R şeklinde olan ivmelerinin yaklaşık 10 olmasını istiyoruz. Bu durumda omega kare yaklaşık 0,1'dir ve buradan da omega yaklaşık 0,3 radyan bölü saniye olarak elde edilir. Ve dolanma periyodu yaklaşık 2 pi bölü omega'dır Ve yaklaşık 20 saniyedir. Ve t hızın v'nin değeri ki bu omega çarpı r'ye eşittir. 0,3 çarpı 100 yaklaşık 30 metre bölü saniyedir. Bu sayılar sizlere sadece bir fikir vermek içindir ve hiçbir şekilde tuhaf değildir. İlginç olan şey hissedilen çekimdir. Ve dolayısıyla... Buradaki merkezin ime sıfırdır. Burada hiçbir şey yok. Burada herhangi bir çekim yok. Ve böylece burası sizin uyuma bölgesi olarak belirleyebileceğiniz iyi bir yer olabilir. Şimdi şu ilginç soruyu soruyorum. Buralarda herhangi bir sorun olmadan yürüyebilirsiniz. Bu tekerlek parmaklarının içinde yürüyebilir misiniz? Peki, burada olduğunuz zaman uyuma bölgenize doğru yürüyebilir misiniz? Siz burada bulunduğunuz zaman öncelikle sizlere çekimin hangi yönde olduğunu soruyorum. Ve sizler çekimin bu yönde olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi uyuma bölgenize yürüyebilir misiniz ve cevap nedir? Yürüyemezsiniz. Çekime karşı yürüyemezsiniz. Bu sanki sizlerden tavana yürümenizi istenmesi gibidir. Bunu nasıl yaparsınız? Bir asansör veya bir merdivenle. Merdivenlerde yürüdüğünüz zaman merdivenlerden bir itme alacağınız için bu normaldir. Yani burada bir merdiven olabilir ve bu kişi bu nedenle buraya gidebilir. Fakat burada yürüyemezsiniz. Çünkü çekim daima bu yöndedir. Ve şimdi sizlerin uyuma bölgesinde olduğunuzu varsayalım ve sabah kalktınız ve bu yönde, bu yönde, bu yönde veya bu yönde yürümeye karar verdiniz. Önemli değil. Bunu bu koridor içine yavaş yavaş girerek ve dikkatli bir şekilde yürüyerek yapabilir misiniz? Ne olurdu? Evet, dışarı doğru uçardınız. Bu bir intihar olurdu. Hali hazırda uyuma bölgesinde olduğunuz zaman belki çok büyük bir çekime maruz kalmayacaksınız. Fakat yürüdükçe etkileyecek olan çekim büyümeye başlar. Ne kadar uzakta bulunursanız o kadar fazla etkileyecektir. Buraya vardığınız zaman 10 metre bölü saniye kare olacaktır. Hatırlayın, ivme değerimizi 10 metre bölü saniye kare olarak almıştık. Çünkü dünyayı taklit etmek istedik ve bu yüzden gerçekten çarparsınız. Bir kuyunun içine düşme gibi, bir kuyunun içine atlama gibidir. Tamamıyla aynı değildir. Çünkü üzerinize etkiyen herhangi bir çekim olmaksızın harekete başladınız. Fakat hareket etmeye başladığınızda durum kontrolünüzden çıkacaktır ve gerçekten hızlı bir şekilde çarpacaksınız. Aynı asansörü kullanabilirsiniz. Aynı merdiveni de kullanabilirsiniz. Bu yanlış bir davranış olmaz. İçerisinde çok küçük parçaların olduğu bir sıvıya sahip olduğumu varsayalım. Oldukça küçük, çok küçük ve o kadar da hafif ki dibe çökmeyecekler. Daima renkli süt gibi bir sıvı göreceksiniz. İşte... Bu küçük parçacıkların olduğu tüp burada. Tüp burada durmakta ve içindeki sıvının yüzeyi bu şekilde bir çizgi gibidir. Neden? E, bu açıktır. Yer çekimi bu yönde olduğu için. Yani sıvının yüzeyi her zaman yer çekimine diktir. Burada su ile dolu iki bardak görüyorsunuz. Yüzeyleri yer çekimine diktir. Ve şimdi bunu yaklaşık bu eksen boyunca döndüreceğim. Çevresinde bu şekilde dönecek. Omega açısal hızı ile döndüreceğim ve bu mesafe r'dir. Bu nedenle bu yönde bir merkezi ivme vardır. Ve bu durumda parçacıklar şimdi yer çekiminin artık bu yönde olacağını söylerler. Camın kenarları ve sıvı merkezi ilmeği oluşturmak için bu yönde itecektir. Eğer onlara yer çekimi hangi yöndedir diye sorarsanız onlar yer çekimi bu yöndedir diyecekler. Ve bu yöndeki yer çekiminin etkisi bu yer çekimi etkisinden o kadar büyüktür ki bunu ihmal edebilir. Birazdan göreceksiniz. Bunu tamamıyla ihmal edebilirsiniz. Ve bu durumda sığın yüzeyi ben yer çekimine dik olacağım diyecektir. Ve böylece sıvı bu şekilde görünecektir. Ve dönüyorken bu eğimli tüp içinde sıvı dikey olacaktır. Sadece bu olmayacak. Buradaki parçacıklar daha öncekine kıyasla çok daha büyük bir yer çekimine maruz kalacaklardır. Ve bu onları ağırlaştırır. Artık onlar hafif parçacıklar değillerdir. Onlar ağır parçacıklardır ve ağır parçacıklar ne yapar? Onların bu tarafa gelmesinde herhangi bir sorun yoktur. Hafif parçacıkların neden daha önce tabana çökmediklerinin nedeni sıvı moleküllerinin sıcaklıktan dolayı düzensiz harekete sahip olmalarıdır. Biz bunu termal çalkalanma olarak adlandırıyoruz. Bu moleküller bu oldukça küçük ve hafif parçacıklar ile etkileşirler ve asla tabana çökmelerine izin vermezler. Bu durumda sıvının termal çalkalanması aynıdır. Sıcaklık değişmemektedir. Ancak parçacıklar oldukça ağırlaşmıştır ve bu yüzden parçacıklar gördüğünüz bu yer çekiminin yönünde gitmeye başlamışlardır. Eğer bu parçacıklar beyaz ise bu durumda göreceğiniz şey beyaz çökeltidir ve sıvı berraklaşacaktır. Ve bu sizlere göstermek istediğim bir şey. Fakat bunu yapmadan önce sizlere bazı değerleri vermek istiyorum. Burada oldukça basit, özel olmayan ve herhangi bir laboratuvarda kullanılabilen bir santrifüj cihazı var. Bu santrifüj cihazının devri dakikada 3600 devirdir. Dakikada 3600 devir 60 Hz frekansa karşılık gelir. Yani saniyenin 60'ta birinde bir tur dönüyor. 2 pi çarpı f şeklinde verilen omega yaklaşık 360 radyan eder. 360 radyan bölü saniye. Eğer yarı çapın 10 cm olduğunu kabul edersek, her neyse 15 cm olarak alalım. Şimdi merkezcil iğmenin ne olduğunu hesaplayabilirsiniz. Ve omega kare R şeklinde verilen AC merkezcil iğmesi yaklaşık 20 bin metre bölü saniye kare olarak elde edilir. 20 bin metre bölü saniye kare. Ve bu yer çekimi imesinin 2 bin katıdır. Bu parçacıkları döndürmediğim duruma kıyasla 2 bin defa daha büyük merkezi imeye maruz kalacakları anlamına gelir. Ve böylece bunlar kenara gidecektir. Camın kendisi de 2000 kez daha ağır. Bu nedenle cam kolayca kırılabilir. Böylece bir santrifüj cihazı dizayn etmek istiyorsanız başından sonuna kadar içindeki parçacıklar bir tarafa uçmasın diye oldukça dikkatli bir şekilde düşünmek zorundasınız. Burada içinde biraz sofra tuzu çözülmüş su var. Tamamıyla mutfakta yemeklerinizi hazırlarken kullandığınız sofra tuzuyla aynı. Su hafızası burada. Burada içinde biraz gümüş nitrat çözülmüş su var. Tehlikeli bir maddedir. Bunun için sizi uyarıyorum. Oldukça dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü eğer bu madde elinize değerse, baştan sona kadar elinizi siz farkına varmadan oldukça hızlı bir şekilde yakar ve siyah noktalar oluşur. Gerçekten aşındırıyor ve derinizi yakıyor. İnsanlar bunu sihirlerin üstüne koyuyor ve sonra sihirlerin yok olduğunu düşünüyorlar. Muhtemelen yaptıktan bir süre sonra parmakları yok olabilir. Burada gümüş nitrat ve orada sodyum klorür var. Ve bu ikisini karıştırıyorum. Böylece sofra tuzu yani sodyum klorür artı gümüş nitrat artı sodyum nitrat artı gümüş klorür oluşturur. Ve bu oldukça küçük beyaz parçacıklardır. Ve sıvının hemen süt gibi renge döneceğini göreceksiniz. Göreceğiniz gibi neredeyse hemen hemen yoğurt gibi olur. Ve bu yüzden bunu sizlere göstermek istiyorum. Burada iki bardak var. Bu sofra tuzu ve bu gümüş litrattır. Onları karıştıracağım. Umarım bunu görebilirsiniz. İşte iki bardak burada ve ben bunları karıştırdığım zaman <laughs> anında süt gibi renk elde ediyorsunuz. Evet. Sizlerden bunu tatmanızı istemiyorum. Fakat süt gibi görünüyor değil mi? Sadece süt. Bunu saatlerce, saatlerce, saatlerce bırakabilirsiniz ve hep böyle kalır. Çok küçük gümüş klorür parçacıkları içindedir. Şimdi bunu santrifüj cihazının içine koyacağız. Onu oldukça küçük bir tüp içine koymak zorundayım. Bu küçük tüpü sizlere göstereyim. Ortalığı kirletmeden bunu içe koyma mümkün değil. İşte bu küçük tüp burada ve önce küçük bir beher içine koyacağım. Ve bu küçük beheri kullanarak birazını bu küçük tüpün içine aktaracağım. Bunu bir santrifüj cihazının içine koyduğunuz zaman bu cam tüp üzerinde olan kuvvet oldukça büyüktür. Bu nedenle bunu daima karşı tarafa içine su doldurulmuş bir tüp ile dengelediğinizden emin olmalısınız. Aksi taktirde acayip şekilde sarsılmaya başlar. Aynı sizin çamaşır makinenizde havlularınızı kuruttuğunuz gibi. Eğer onları işte olacak şekilde dağıtmamışsanız çok müstehcen bir ses çıkarır ve hareket etmeye başlar. <laughs> Aynı şey burada olur. Dengeyi bozmamak için diğer tarafa sadece biraz su koymamız gerektiği sözümü dinlemek zorundasınız. Şimdi yoğurt burada ve diğer tarafta sadece normal su. Burada belli bir zaman beklemesine izin vereceğiz ve kısa zaman sonra onu döndüreceğiz. Hala hazırda sizlerin elbiselerinize santifüj uygulamaktan bahsettim. Sizlerin elbiselerinizi kurutma yöntemidir. Bu büyük annemin marulları kurularken uyguladığı yöntemin aynısıdır. Su çevresinden çıkıp gidecektir. Evdeki elbise kurutma makinesi kolaylıkla dakikada 1200 devirde dönebilir ve belki 200 gramlık merkezi iğme verebilecek olan yarı çapı 15 santimetredir. Yer çekimi iğmesinin 200 katı. Böylece giysileriniz 200 kat daha fazla bir yer çekimine maruz kalacaklardır. Bundan dolayı elbiseleriniz 200 kat daha ağır olacak ve bu nedenle giysileriniz yırtılarak ayrılacaktır. Tümümüz bunu görmüşüzdür. Hepimiz eşyaları kurutma makinesi içine koyarız ve onları çıkardığımız zaman da hayal kırıklığına uğrarız. Bu yırtılma onları maruz bıraktığımız oldukça muazzam yer çekimi nedeniyle olmaktadır. Çoğu zaman gömleklerimi çıkardığım zaman düğmelerin yarısının gitmiş olduğunu görürüm. Çünkü bu kuvvetten dolayıdır. Bu kelebeği kullanmamam gerekir. Düğmelerin üzerine etkileyen yer çekimi etkisi oldukça büyüktür ve bundan dolayı kopkaktadır. Şimdi ipimin ucunda olduğunuz duruma yeniden dönmek istiyorum ve sizleri etrafınızda fırıl fırıl döndüreceğim. Daha önce sizleri etrafınızda da bu şekilde döndürdüm ve siz bundan hoşlanmadınız. Sizleri suçlamak istemiyorum çünkü başınız döndü. Şimdi şu şekilde döndüreceğim. Bunu daha çok sevebilirsiniz. Belki de. Ve böylece ister hoşlanın ister hoşlanmayın. Sizleri etrafınızda döndüreceğim ve siz buradasınız. Bu bir çember. Bir ip var. Buradasınız. İp burada ve siz oradasınız. Belirli bir hıza sahipsiniz. Hızınız bu yönde. Ve merkeze belirli bir R mesafesi var. Ve bu eğrin etrafında dolanmak için belirli bir merkezcil iğmeye ihtiyacınız var. V kare bölü R şeklinde yazabileceğimiz AC merkezcil iğmesine ihtiyacınız var. Bu oradaki hızın büyüklüğüdür. Şimdi beni dikkatlice izleyin. Ve bu imenin değerinin sadece 9,8 olacağını varsayın. Bunu her zaman yapabilirim. Bu merkezcil ime için bu kişi itme veya çekmeyi nereden elde edecektir? İp onu çekmek zorunda mı? Hayır. Çünkü her zaman yer çekimi vardır ve yer çekimi daima size 9,8 metre bölü saniye karelik bir iğme verecektir. Bu durumda ip kör talih, herhangi bir şey yapmama gerek yok diyecektir. Yer çekimi bana ihtiyacım olan 9,8 metre bölü saniye karelik iğmeyi sağlamaktadır diyecektir. Şimdi sizlere daha hızlı sallayacağım. Bu nedenle V hızı dolayısıyla merkezci ilme artacak. İp, aha şimdi bu kişiyi çekerim diyecektir. Çünkü yer çekimi ise artık tek başına yeterli olmamaktadır. Biraz ekstra çekmem gerekir. Böylece ip gittikçe sertleşir ve sizleri çeker. Ve ben merhaba oradakiler yer çekiminin yönü nedir diye sorarım. Ve sizler yer çekimi bu yönde olduğunu söylersiniz. Neden? Çünkü ipin sizleri bu yönde çektiğini hissedersiniz. Böylece orada yer çekimine maruz kalırsınız. Şimdi soru geliyor. Bu ne kadar gerçek? Bu oldukça, oldukça gerçektir. O kadar gerçektir ki eğer sizlerin yerine bir kova su alırsam ve bir kova su burada kovaya bir ip bağlıyorum. Ve etrafında döndürüyorum. Merkezcil ilme 9,8'den yeterince büyük olsun diye etrafında döndürüyorum. Bu durumda ip eğer sizler su olsaydınız kesinlikle çekecektir. Ve sizlere yer nerede olduğunu sordum ve sizler yerçekimin çekiminin doğrultusunun bu doğrultu olacağını söylersiniz ve su tamam iyi, benim yüzeyim bu olacak ve bu yönde gitmek istiyorum diyecektir. Fakat su o yönde gidemeyecektir ve sadece orada duracaktır. O halde bu şeyi etrafında ne kadar hızlı sallayabilirsem sallarım. O kadar hızlı ki bu noktadaki iğme değeri 9,8'den büyük olmalıdır. Kova baş aşağıyken su içinde durmalı. Peki ne kadar hızlı döndürmem gerekir? Evet. Bazı değerler verelim. Kova burada ve bunun yaklaşık 1 metre olduğunu kabul edelim. Bazı değerleri yuvarlayalım. R yaklaşık 1 metredir. Ve V kare bölü R'nin 9,8'den daha büyük olmasını istiyorum. Bunu sadece 10 olarak alalım. V'nin 3,2 metre bölü saniyeden daha büyük olması anlamına gelir. Bir tul dolanmak için geçen zaman 2 pi r bölü hız olduğundan bu zaman 2 saniyeden daha az olmalı. Eğer bunu etrafında 2 saniyeden daha kısa zamanda sallarsam iyi olacak. Şimdi bunu etrafında hareket ettirirsem hızın her yerde sabit olmadığını fark ettim. Hızı yer çekiminden dolayı her yerde sabit yapmak oldukça zordur. Fakat bir fikir edinmek için yeteri kadar yakındır. Eğer bunu 2 saniyeden daha hızlı döndürürsem ve eğer fizik geçerliyse kovanın ağzı aşağı doğru geldiğinde suyun dökülmemesi gerekir. Bu kovayı su ile dolduralım. İşte başlıyoruz. Bu konuda her zaman endişe ederim. İlk olarak santrifiz cihazına bakalım. Santrifiz cihazının görevini yapıp yapmadığını görmeliyiz. Tüp hangisindeydi? Sanırım 4 numaradaydı. O oh, evet. Sıvı şimdi oldukça berrak. Görüyor musunuz? Beyaz madde bir tarafa toplanmış. Sizin için görmek gerçekten oldukça zor. Elimi altına koyayım. Belki bazılarınız bu beyaz maddeleri görebilirsiniz. Fakat artık süt görünümünde değil. Gerçekten çok berrak bir sıvı. Burada biraz beyaz maddeleri görebilirsiniz. Aynı zamanda kenarda da var. Gerçekten burada görebilirsiniz. Burada beyaz madde görebilirsiniz. Çekimin yönü bu yöndeydi ve burada sona biriktiler. Beyaz şeyleri görüyor musun? Bu gümüş kulürü ayrıştırmanın bir yoldur. Şimdi biz bu gözüpek gözüpek deneye geldik. Suyu dolduracağız ve suyun çekimin bu yönde olduğunu, bu yönde olmadığını düşünüp düşünmemesini sağlayacağız. Şimdi orada doğru rolünü yapıyorsun. Sizi suçlamıyorum. Tamam. İşte başlıyoruz. Büyük ölçüde 2 saniyeden daha hızlı bir şekilde döndürdüğüme dikkat edin. Ve su yukarıya vardığı zaman çekimin sadece tavana doğru olduğunu düşünüyor. Fizik geçerli. Şimdi kim bunu benim için yapacak? Lütfen bunu birisi denesin. Bunu yapabileceğini düşünüyor musun? Haydi dene. En kötü durumda bir felaket olacaktır. Tamam. Yapabileceğine karar ver. Bunu denemeden önce benim uzakta olduğumdan emin ol. Ama önce yavaş salla. Kendini çok yakın tutma. Zarar görmeni istemiyorum. Hızlı döndür, daha hızlı, daha hızlı. Şimdi yapabilirsin. Daha hızlı çabala. Evet, daha hızlı. Bu çok iyiydi. Gelecek derste görüşürüz.